Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. Tek soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel bir trigonometri sorusu çözeceğiz orijinal yayınlarından. İsterseniz hiç zaman kaybetmeden çözümüze geçelim. Ama çözüme geçmeden önce sizden ricam kanalı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim diyoruz. Hadi hep beraber çözüme geçelim isterseniz. Şimdi bize demiş ki ABC'de bir dörtgen ve buradaki A açısından 90 derece demiş ve burası da alfadır. Peki BC ile CD eşittir demiş. O zaman buraları dörder birim oldu. Tamam. O1c ile O2c arasındaki fark 2 imiş. Yani mesela ben buraya x yazarsam yani şuraya x yazarsam o zaman burası da ne yapacaktır? x artı 2 yapacaktır diyebiliriz. Peki bakalım bu O1 ile O2 neymiş? ABC ve ACD üçgenlerin çevrel çemberlerin merkezleri. Hmm. Çevrel çemberin merkezi dediğiniz zaman ne yapıyordu? Köşe noktalarından geçen bir tane çemberimiz vardı. Değil mi? Şu şekilde. Bunlar da bizim neylerimiz olur arkadaşlar? Yarı çaplarımız olur diyebiliriz. O zaman mesela ben bunu buradan birleştirdiğimde de burası x artı 2 gelir. Mesela bunu buradan birleştirdiğim zaman burası da ne gelir? x gelir diyebiliriz. Peki bize ne soruyor? Sin alfa çarpı kos alfayı soruyor. Şimdi bu biraz buraya gizlenmiş gibi bir tane sinüs teoremimiz vardı. Sinüs teoremi ne arkadaşlar? a bölü sin a eşittir b bölü sin b. O da eşittir c bölü sin c. Ne eşit arkadaşlar? 2 r eşit. O zaman ben sinüs teoremini çevrel çemberin yarı ile, kir bu r yarı çapıdır çevrel çemberin. O şekilde kullanabilirim. Şimdi mesela üstteki üçgende o zaman şu alfa o alfanın karşısında ne var? 4 var. Şöyle söylüyorum o zaman. 4 bölü sin alfa eşittir 2r. Yani 2 tane x artı 2. Çünkü bunlar ne oluyor arkadaşlar? Yarı çap oluyor. Çevrel çemberin yarı çapı. Şimdi aynısını şuradaki üçgende yapalım isterseniz. Şimdi burası alfa ise burası 90 eksi alfa yapacaktır. O zaman ona ne diyelim? 4 bölü sinüs 90 eksi alfa. Bu da kaça eşittir arkadaşlar? 2 tane x eşittir. Şimdi sinüs 90 eksi alfa yerine biz ne yazalım? Kosinüs alfa yazalım. Şimdi buradan bu ikisi arasında bağ kuralım. Oradan da sin alfa ile kos alfanın çarpımını bulmaya çalışalım. Mesela burası ne yapıyor aslında? 2x artı 4 mi yapıyor? 2x artı 4 yapıyor. O zaman şuradaki 2x gördüğümüz yere şunu yazabiliriz. Ve böylece aradan ne yaparız? X'i çıkartırız. Yani deriz ki 4 bölü sin alfa eşittir. 4 bölü kos alfa ne yaptım? şunu şuraya yazdım. Artı 4'tür dedim. Sonra ne yapalım? Şimdi hepsini 4'e bölelim. Şurası 1 olsun. Bunda 1 olsun. Bu da 1 olsun. Sonra payda eşitleyelim. Mesela buraya kosinüs alfa yazdım. Buraya sinüs alfa yazdım. Burada 1 vardı. Buraya da ne yazalım aklında? Payda eşitlediğimiz için sin alfa kos alfa yazalım. O zaman kos alfa eşittir. Sin alfa artı sin alfa kos alfa yaptı. Şimdi mesela şöyle bir şey yapalım. Bunu bu tarafa alalım. O zaman ne oldu? C eksi S oldu. Bu da ne eşittir? C çarpı S'ye. Peki güzel kardeşim burada sin'le cos'un çarpımını istiyor. O zaman biz burada her iki tarafın karesini alırsak ne gelecek? Şimdi ne yapıyorum? Burada kare alıyorum. Burada da kare alıyorum. Burada da kare alıyorum. O zaman C kare artı S kare eksi 2 C geldi. Bu da ne eşittir? C kare S kare eşittir. Yalnız şimdi kare alırken siz ekstradan kök üretmiş olursunuz. Buna dikkat edin. Ekstra kök üretme ihtimaliniz varsa onu ortadan kaldıracağız. Bilginiz olsun. Şimdi c kare s kare zaten 1. O zaman ne oldu? Hepsini sağ tarafa atarsak c kare c kare s kare yaptı. Artı 2 sc yaptı. Burası 1'di. 1'i de öbür tarafa attık. Eksi 1 eşittir 0. Şimdi mesela c kare s kare k diyelim. k kare artı 2 k eksi 1 eşittir 0 diyelim. Ve buradan neyi bulalım arkadaşlar? Aslında k dediğin şey ne yaptı? c çarpı s yaptı. Yalnız orası rahatlıkla çarpanın ayrılan bir ifade değil. O zaman biz onu nasıl ayıralım? Nasıldı bizim formülümüz? Eksi b artı eksi kök delta bölü 2 ait değil mi? İşte bu yordamla biz bunun köklerini bulalım. Yani eksi 2 artı eksi kök delta bölü 2 adan 2. Şimdi deltası ne onun güzel kardeşim? B kare yani 2'nin karesi eksi 4 tane eksi 1. B kare eksi 4 acıydı. Ne yaptı burası? 8 yaptı. O zaman ne gelir orası? Eksi 2 artı eksi. Bunu buradan sildim şimdi. Artı eksi 2 kök 2 bölü 2 geldi. Yani ya eksi 1 eksi kök 2 oldu ya da eksi 1 artı kök 2 oldu diyebiliriz. Yalnız burada alfa nerede arkadaşlar? Bir 90 derecenin içinde yani dar açı. O zaman sin alfa ile kos alfanın ne olması beklenemez? Negatif olması beklenemez. O zaman bu iptaldir. O zaman bizim doğru cevabımız ne olacaktır? Kök 2 eksi 1 olacaktır diyebiliriz. Yani doğru cevabımız adanıdır. Bu da bu şekilde sorunun çözümüydü. Tamam. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşça kalın.